Selamünaleyküm arkadaşlar, Kanat TV'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda kuşlara vitamin yapacağız arkadaşlar, ama öncelikle kümesini ızgarasını tamamladık. Sadece şu köşe kaldı arkadaşlar, şu taraf. O tarafı da yapmayı düşünmüyoruz, orayı öyle bırakacağız. Oraya ot falan dolduracağız. Kuşlar oradan ot alıp yuvalıklarına dizebilirler. Şu an küçük uçuş kapımız da açık arkadaşlar, kümesin içini havalandırıyoruz, kuşlar dışarıda. Dışarıda bir suya vitamin yapacağız, su vitamini yapacağız, bir de mineral taşı vereceğiz kuşlara. Bu aşamayı dışarıda sözlü olarak, görüntülü olarak anlatacağız arkadaşlar. Şimdi videoyu durduruyorum ve dışarı geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bugün kuvercine vitamin vereceğiz. Vitamin. Bio Avit K arkadaşlar. Tavuklarda da kullanıyorum. Tavuklarda, bütün kanatlı hayvanlarda kullanıyorum. İçme suları için arkadaşlar, içme suyuna kapıyorsunuz. Bir gün içiyorlar, sonraki gün normal suya dönüyorsunuz. Yani en fazla bir gün bekleme süresi var. Aynen. Haftada bir gün belirli. Takım şey yapmayın, fazla vermeyin. Haftada bir gün. Şimdi 1 litre suya 2 çay kaşığı. Mahmut çayını hemen yapıyorum. Evet, yapıyorum. Bu arada arkadaşlar, kuşların haftalık bakımını yapıyoruz şu an. Mineral taşlarını da dizeceğiz içeri arkadaşlar. Kümesin yeni bitirdik. İçinin sıvasını falan yaptık, biliyorsunuz, ücretini attık. Hafta sonu pazar günü Bayramlar'dan Halit abi gelecek. Onu burada ağırlayacağız. Çünkü ikinci yaz böyle normallerden. Biraz daha böyle. Gel diyor. Gitti. Aynen. Halit abi ağırlayacağız. Pazar günü inşallah. Abi Yusuf gelecek. 1 litre suya 2 çay kaşığı arkadaşlar, dediğimiz gibi. Suyu böyle karıştırabilirsiniz ya da varsa çubukla. Üstüne azıcık su döksek aslında karışıyor. Çok gerek yok, böyle karışıyor zaten. Aynı böyle. Çok faydalı. Yavrular sağlıklı büyüyor. Bu arada arkadaşlar, demiştim, tepeli erkeğimizle dumanlı dişimiz çiftleşti. En kısa zamanda yumurtlayacaklar, çünkü fol dizmeye başladılar. Onlardan da çok sağlıklı şekilde yavrular almayı planlıyoruz. Vitamin X tutuyoruz. Karışık yemimiz var. Taze yem veriyoruz. Her gün yemlerin sularını tazeliyorum arkadaşlar. Yumurta kabuğunun sert olması için mineral taşını eksik tutmuyoruz arkadaşlar. Kuşlar geziyor, bol bol geziyorlar. Terasın içi olduğu için rahat rahat çıkarıp gezdirebiliyorum. Yuva zaten geniş, yalıtımı var, sıcak tutuyorlar kuşları. Kuşlar asla üşümüyor. Kuşlar üşümüyor. Çok güzel şekilde rahatlar kümeste. Zaten yakında yavrumuz var. Bildiğiniz boz yavrumuz var. Bir de dumanlı ön tepe erkeğimiz var. Onlar diğer damızlık kümesine gidecek arkadaşlar. Diğer iki damızlık tepeli ile dumanlı damızlık çıktığımız burada. Bir de kanatları ve kuyrukları yeni gelen arabamız burada arkadaşlar. Onları burada tutacağız. Bu arada kümese demir kapı yaptık. Bildiğiniz üzere taklacı kuşlarımız altta, posta kuşlarımız üstteydi. Demir kapı yaptı bu kümese Mert. O zaten bitmek üzere. Bu arada kuşlar çiftleşiyor arkada. Biraz sessiz oluyorum o yüzden. Demir kapı yaptırıyorum kümese. Bildiğiniz üzere, bilmediğiniz üzere daha doğrusu. Onun da videosu gelecek tabii ki. Şu an yapım aşamasında, kendi elemeyle yaptığı için biraz uğraşıyor, birkaç gün sürüyor arkadaşlar. Yani biz her şeyi emekle yapıyoruz. Hazıra hiç alışmış insanlar değiliz. Tabii. Her şeye emek veriyoruz burada. Kuşlara da emek veriyoruz, yuvaya da emek veriyoruz. Kapılara da falan. Biz bu yuvayı tam 2 sene önce düşündük. Tam 2 sene. Aynen. Nasıl yapacağız, edeceğiz falan. Denedik, olmadı hatta arkadaşlar. Orada komik bir anımız vardı. Yani burada şu odanın olduğu bölgenin eski oda yoktu. Aynı bu taraf gibi balkondu. O tarafta arkadaşlar böyle bir kümes yaptık, ama tamamen yaptık arkadaşlar. Bunun iki katı daha büyüğünü, ama biraz daha kısa olabilir. Yaptık. İşte yuvayı bitirdik. Bir günde bitirdik yani. Düşünün. Bunun yarısı, yani onu yaptığımızın yarısı kadar yuvayı tam 3-4 haftada bitirdik. Sadece hafta sonu çalışarak. Oradakini bir günde bitirmiştik arkadaşlar. Neyse, o zamanlar ben ilk kuşum vardı. Sinek vardı. Kara sinek. Sonradan Mert'e verdim, ondan bayağı da yavru aldıydı. O karasine bıraktık arkadaşlar. Kuş bıraktığımız gibi yuvadan çıktı. Kenarda ufak bir delik bırakmışız, çıktı. Sonra o yuvayı tamamlayamadık. Öyle bütün kuşları Mert'e verdim dedim.
Mert bayağı yavru aldı onlardan, bol bol uçurduk. O zamanlar ortak bakıyorduk işte, tek bir kümeste, büyük bir kümesimiz vardı o zaman da. Güzel şekilde orada da yavrular aldık. Ondan sonra o kümesi patlattılar arkadaşlar, kuş çalındı. Güzel şekilde şeyler, kuşlarımız vardı. Çok da anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Yani bitiremiyorum ama mineral daha vermedim. Onu da vereceğim şimdi. Mineral neredeydi? Onu da göstereyim. Zaten vermesi direkt bir yemle koyabilirsiniz arkadaşlar. Onu bir daha göstermeme gerek yok. Bildiğimiz arkadaşlar kırmızı kil. Çok fazla vermiyorum arkadaşlar. Yuvanın kenarına dökeceğim. Oradan yiyecekler. Kullanmasını zaten çok basit arkadaşlar. Göstermeme gerek yok. Herhangi bir yere döküp yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kuşlarımız burada görüyorsunuz. Izgaramızı da yaptık. Kuşlar rahat burada. Erkek ötüyor. Mutlular. İçeriği göstereceğim şimdi arkadaşlar. Kili dediğim gibi köşeye döktük arkadaşlar. Oradan yiyecekler. Şu alt fallukta yumurtlayacak kuş. Yani şu dişimiz, gördüğünüz gri dişimiz. Yukarıda bildiğiniz dumanlı erkeğimiz var. Kuşlar güzel. Yavrumuz da erkek vardı arkadaşlar. Arkanın sıvasını da cumartesi günü yapacağız arkadaşlar. Halit abi gelmeden bir gün önce. O da zaten gelip kümese bakar, yorumunu yapar. Sıvanın videosunu yine bitirince atarız arkadaşlar. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.